Merhaba gençler, yeni videoyla karşınızdayım. Bugün ev videosu çekeceğim. Daha önce bu evde çalıştık. Yani şu an hala çalışıyoruz. İlk bir iş verdiler. Yani bir sürü iş. Onları hallettik. Şimdi başka işler verdiler. İşimiz uzamış oldu. Biraz daha kalacağız. Ama şimdi bir video çekeyim dedim bu evle alakalı. Yaptığımız işi de göstereceğim. Aslında amacım biraz daha evi göstermek. Hani daha önce şöyle mahalleyi de göstereyim ben konuşurken. Siz mahalleyi de yapmış olun, görmüş olun. Genelde hepsi gördüğünüz gibi hep aynı evler. Daha önce evlerin yapımıyla alakalı videolar çekmiştim. Tahta olduğunu anlatmıştım falan. Ve insanlar hani tahta evlerin nasıl yanmadığını, işte ne bileyim nasıl çürümediğini, uzun zaman işte dayanamayacağını falan bahsediyorlardı. Şimdi size bir canlı örneğini göstermek adına bu videoyu çekiyorum. Şimdi bu ev... Büyük ihtimal bu evlerin hemen hemen hepsi, çünkü aynı zamanda inşa edilmiş evler. Yani evlerin tasarımlarına bakarsanız zaten anlarsınız. Aynı tasarım, aynı mimari yapı kullandığına göre aynı yıllar içerisinde genelde. Yani belki 5-10 yıl arada fark olabilir. Ama genelde aynı yıllarda yapılmış oluyor. Şimdi görüyorsunuz dışa alt kısmı taşlardan yapılmış. Bu şu an çok yani... makul bir şey değil. Çünkü aşırı sivri taşlar var. Bunlar enteresan. Şu yukarılar tabi muhakkak update edilmiş daha sonradan. Normal siding'i vardır. Normalde siding'ler şöyle olur. Bakın şu orijinal siding'i şu. Bunun üzerine adam normal Amerikan siding yapmış vinyl olarak. Daha hani yeni gözüküyor. Ama bu ev arkadaşlar şimdi şeyini söyleyeceğim. Yılını şaşıracaksınız. Bu evin yılı 1906. 1906 yapımı. 5 oda, 2 tuvalet, banyo ve işte bir tane salon gibi düşünüyorum. Şöyle büyük bir salon. Şurası salon. Şurada fireplace var. Şu karşı küçük alanda dining area diye tasarlamışlar. Bakın arkadaşlar, bu her şey şu an içinde gördüğünüz ahşap işçiliği. Şunların hepsi 1906 yılından kalma. Yani şöyle bakın, 1600 yani ne yapıyor 1906 yılı 112 yıl mı yapıyor? Evet, 112 yıllık bir ahşap işçiliği var şurada. Ya sanki hani böyle 15-20 yıllıkmış gibi gözüküyor. Yani çok temiz, aşırı temiz her taraf. Bakın şöyle bakarsanız ahşaplara, 110 küsür yaşında bir ahşap var burada ve evin structure, yani evin şekli de çok diri. Hani böyle yamuk yumuk bir şey yok. Hemen hemen her taraftaki ahşap böyle gördüğünüz gibi. Tavanlardaki ahşaplara bakabilirsiniz. Yine aynı. Duvarlara bakabilirsiniz. Kapılara bakabilirsiniz. Şu kapılar hepsi orijinal kapılar. Yani evle birlikte gelen kapılar. 100 küsur yıldan beri hiçbir şey olmamış. Yani demek istediğim, Türkiye'de mesela düşünün, 100 küsur yıllık bir ev, normal ev düşünün. Yani hiç hayatınızda gördünüz mü 100 küsur yıllık ev? Ben hiç görmedim Türkiye'de betondan. En fazla 50-60 yıllıktır varsa. Onlar da hep her tarafı rutubettir, bir yeri akmıştır, bir yeri kokmuştur. Şimdi size basement'ı göstereceğim. Evi kaldıran o ağaçların şeyini göstermek için, yapısını hani çürümüş mü, ne olmuş, ne olmamış, onları görün diye. Şimdi burası evin basement'ı. Gördüğünüz gibi taştan yapmışlar. Çünkü o zaman teknolojisi en fazla bu kadarmış. Şimdi bildiğiniz gibi beton. Şimdi size ahşapları göstereceğim. Ahşaplara bakarsanız eğer, ahşaplara bakarsanız şöyle, şu ışık olan kısımdan bakın mesela. Yani yeni gibi. Yani yeni gibi dediğim hani 100 yıllık bir ağaca benzemiyor. Hani o anlamda yeni gibi. Gayet sağlam, diri. Bakın mesela şuna. Yani pırıl pırıl. 100 küsür yıllık bir ahşap bu. Yani hiçbir yerine ben çürüme emaresi, kurt emaresi falan görmüyorum. Gayet güzel. Yani 100 küsür yıl burada ev kalabiliyor. Hani bir sürü soru vardı, yorum vardı. İşte tam kurt yemedi, etmedi. Bu evlerde hiç yangın çıkmıyor mu? Her taraf ahşap, hemen hemen işte eve yanar, kül olur falan filan. Bak şu mahalleyi gösterdim. Mahallenin hepsi 100 küsur yıllık evlerle dolu ve hiçbir ev yanmamış. Neden? Çünkü
Yanmaya karşı çok ciddi manada tedbirleri var. Mesela ne olabilir? Size hemen göstereyim. Her open space'te, yani büyük alanlarda yangın detektörleri var. Bakın bir tane burada var. Mesela bir tane şurada vardı, söktüm. Onu takmam gerekiyor. Bir burada var. Ondan sonra bir tane şurada varmış, sökülmüş. Bunun buraya takılması gerekiyor. Ondan sonra burada var bir yerde. Şimdi onu bulmam lazım. Burada bir tane var. Görmüştüm daha önce. Yok. Demek ki yokmuş. Neyse, yukarıda tüm odalarda var. Yukarıda tüm odalarda var. Biraz üst katlarda gezdirebilirim. Şuna bakın, ahşap merdivenlere. Şu oka bakın. Şu hardwood floor 100 yıllık. Yani 100 yıllık hardwood floor. İnsanlar bunun üzerine basıyor. 100 yıldan beri basıyor. Ve yani çok kötü bir durumda değiller yani. Buralarda halı vardı bu arada. Buralar kötü. Yani şundan sonrası çıplak oluyor. Bundan sonrasına halı döşenecek. O yüzden buralar kötü. Buralar hep şimdi halı döşenecek. Odaları böyle. Çok büyük değil odaları, gördüğünüz gibi. Çok büyük değil. Tuvaleti banyosu böyle burada, gördüğünüz gibi. Duşu burada. Bu 100 yıllık değil. Bunu yenilemişler büyük ihtimal. Şunu yenilemiştir ama musluklar büyük ihtimal eski musluklara benziyor. Şunu yenilemişler, burayı güncellemişler, florları güncellemişler. Ondan sonra şu kapıyı biz taktık. Bu kapı yeni çünkü orijinal kapısı şöyle, ahşap. Bakın görüyorsunuz. Tamamen şey. Buna bakın, bunun içi boş. Çünkü ucuz kapılar. Bunlar 30 küsür dolar, 35 dolar civarı. Eğer şöyle bir ahşap kapı almaya çalışırsan şu an 100 küsür doların üzerinde, sadece şu kapı paneli, yani çerçevesi hariç. Burası en büyük odası. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 tane penceresi var. Gayet büyük, ince ama gayet uzun bir oda. Şurada büyük tane büyük klozeti var. Şimdi burası 5 oda olduğuna göre adam bunu, bu ev benim değil bu arada. Müşterinin evi. Bu ev adam Section 8'den kiraya veriyor ve Section 8, yani devletin para yardım yaptığı aileler. Burada bir de bir üst kat daha var. Orada da 2 oda var. Şimdi onları da göstermek çok istemiyorum. Yani çok evi ev tanıtım videosu gibi olacak. Neyse, konuşurken aslında çıkabiliriz. Section 8'ten bu evi kiraya veriyor adam. 5 odası var, 2 tuvalet banyosu var. Çok büyük ihtimal 1100-1200 arası buradan devlet kira yardımı yapıyor. Yani 1100-1200 dolar gibi bir geliri var bu evin. Bakarsanız yani çok fena değil. Halılar falan düşündükten sonra burası yani normal bir ev olacak. Çünkü benim yaptığım evlere baktığınız zaman, bizim kendi evlerimize, onlar biraz daha, biz lüks yapmaya çalışıyoruz. Buralar adamlar en basit şekilde, hani böyle yaşanılabilir hale getirmeye çalışıyor. Çok fazla böyle bir, ya şöyle olsun böyle olsun dertleri çok yok. O nedenle çok fazla özen göstermiyorlar. Yani bu ev benim olsa mesela büyük ihtimalle, şu duvarlarını görüyorsunuz çok yamuk yumuk, her tarafında yama yapmışlar, kırık yerlere. Onları bir şey yaparım büyük ihtimalle. Temizlerim, boyarım. Başka pencereleri güzel, pencerelerini değiştirmem büyük ihtimalle ama tüm kaplarını değiştiririm. Ya da şunları değiştirdik biz. Bunların hepsi kırıktı. Bunların hepsini değiştirdik. Ondan sonra şuraya daha haysiyetli lambalar herhalde takarız. Böyle hani ne üdü belirsiz ışıklardan ziyade biraz daha böyle kaliteli bir şeyler. Şu prizlerimizden hepsi eski. Onları değiştiririz. Gördüğünüz gibi belki 20-30 yıllık prizlerdir bunlar. Belki de daha fazla. Neyse, aşağıya gidelim. Aşağıya gidelim. Yaptığımız işlerden de bahsedeyim bu arada. Bu evle alakalı. Duvarları boyadık. Bayağı bir her tarafında şey vardı işte. Kırık dökük yerler vardı. Onları en basit şekilde tamir etmemizi istediler. Çünkü adam çok fazla para yatırmak istemiyor eve. Çünkü kiracı maalesef mahvediyor evi. Yani o yüzden onlara da hak vermiyor değilim.
Tüm blindları değiştirdik işte. Yeni blind taktık. 10 küsür tane. Işıkların büyük bir kısmı çalışmıyordu. Onları tamir ettik. Ya yeni lamba taktık. Yeni fixture taktık. Kapı taktık. Kapı kolları taktık. Ondan sonra smoke dedektörlerini değiştirdik. Taktık bir kısmına. Bir kısmı pillerini değiştirdik. Gibisinden işler yaptık. Yani ondan sonra şu plywoodları kaldırıp altına ilaçlama falan yaptık. Burada çok fazla şey vardı. Hamam böceği vardı. Hamam böceğinin olmasının sebebi de maalesef kiracılar. Evle alakası yok. Kiracılar aşırı derece arkadaşlar pisler. Yani böyle pislik kavramını yeniden yazmışlar diyebiliriz. Yani şimdi pislik deyince bir Türk olarak pisliğin ne kadar pis olduğunu anlayamıyorsunuz. Buradaki pisliği görünce gerçekten yani pis ya. Yani böyle hani ben hayatımda böyle pislik hiç görmedim diyebilirim. Buradaki kiracıların çoğu böyle maalesef. Bakın şunların hepsi hamam böceği şeyleri. İşte kalıntılar, işte kanatları var, bacakları var, ne bileyim işte pislikleri var. Şu değil. Onlar hamam böceği değil. Şimdi size hamam böceğinin miktarını göstereceğim. Şok olacaksınız bakın. Bunların hepsini ilaçladık. Öldü şu an. Ondan sonra bunu birilerine temizlettirecekler. Artık yani biz bundan temizliğiyle uğraşamayız çünkü çok aşırı pis. Bakmış hamam böceklerine. Yani evi hamam böceği istilası yapmış çünkü dediğim gibi insanlar müthiş derecede pis. Burada fırın vardı ve şurada da buzdolabı vardı. Fırınla buzdolabını atmak zorunda kaldık çünkü her yerine girmiş o böcekler. Gördüğünüz gibi hepsi hamam böceği kalıntıları. Müthiş derecede pisti. İlk kadın beni aradı. Property Management Company'si. Yani bu evleri kiralayan şirketler. İşte adresi verdi de işte bu eve gidip bakar mısınız işte bir iki iş var. Bir iki iş var. Bize bir fiyat verin dedi. Ben de işte kadının şifresini verdi şu kapının. Geldim. Şu kapıyı açtım. Bakın şu kapı kapalıydı. Aynen şöyle bakın. İlk geldiğim günü çok iyi hatırlıyorum. Şu kapıyı bir açtım. Üzerimde 3-5 tane hamam böceği vardı. Bak şu kapıyı açtığım an yani 1-2 saniye içerisinde üzerimde 3-5 tane hamam böceği vardı. Hemen böyle bağırarak dışarı çıktım böyle. Ne oluyor falan diye. Ondan sonra kapı açıktı zaten. Ondan sonra kapının içinden böyle yani uzaktan böyle baktım böyle bir tipine. Her taraf böcek. Hani evi böyle böcek istila etmiş. Ondan sonra işte şey zehir ilaçlandı falan filan temizlendi. Ondan sonra biz şeye başladık işte. Tadilata başladık. Yani adam bayağı bir masraf yaptı. Çünkü en az biz yani bizim yaptığımız iş 4-5 bin dolarlık biz iş yaptık buna. Yani hatta daha fazla 6-7 bin dolarlık. Farklı kişilerle değişik işler yaptırdılar. Çünkü kliması bozuktu. Onu tamir ettirdiler. Böcek ilaçlaması ıvır zıvır derken belki adam cebinden 10 bin dolar parası çıkmıştır. Ama 1200-1300 dolara yakın hani getirisi olursa işte kurtarabilir. Yani işte bu işlerin güzelliği şu, eğer kendi işini kendin yaparsan çok ciddi getirisi var. Ama başkasına yaptırırsan ve hani sen de takip etmiyorsan işini, çünkü management company bir tane şirket buluyor, bana fiyat ver diyor, tamam yap diyor, hiç hani bir pazarlık yapma derdinde bile değiller. Niye? Çünkü parası kendinden çıkmadığı için çok uğraşmıyorlar maalesef. Adam hani bu evden şimdi mesela çok bir yıl boyunca kere hiç yapamayacak gibi bir şey. Adam sadece yatırdığı paraları çıkarmaya çalışacak. Ondan sonra kar yapmaya başlayacak. Tabi uzun vadeli bir kiracı bulursa büyük ihtimal ciddi manada bir kar yapabilir. Şimdi size bir şey daha göstereceğim. Bakın şurada görüyorsunuz bir sürü çöp var. Burada şöyle bir şey var. Belediyeyi arıyorsunuz ya da internetten schedule ediyorsunuz. Bulky pickup, trash pickup diye servisleri var. Belediye gelip yılda işte 3-5 defa geçmeyecek şekilde böyle çok fazla çöp olduğu zaman gelip alıyor evinizin önünden. Şimdi bakalım bugün gelmeler lazım. Bugün gelip almaları lazım. Hepsini oraya yığdık. Daha doğrusu ben inşaata başlamadan önce çoğu oradaydı. Biz şu kapıları falan attık. Kapıları ve şu plastik kapıları attık oraya. Çoğu oradaydı zaten. Yani daha önce birileri bir şeyler yapmış zaten ama bitirememişler. Sonra biz geldik.
Şu sarı mara poşetleri de büyük ihtimal başkaları oraya sallamışlar maalesef. Evet arkadaşlar, neyse bugünlük de bu kadar. Videomuzun amacı bu evi göstermek. Yani 100 yıl dan fazla bir evin, ahşaptan yapılan bir evin nasıl hayatta kaldığını göstermekti. Bu klasik bir şey, bizde bilinçaltı bir şey. İlk Amerika'ya gelen herkes bir yıl boyunca Amerika'daki her şeyin ne kadar saçma olduğunu sorgular. Bir yıl boyunca. Ya Türkiye'de evler şöyle, burada böyle, işte arabalar şöyle, burada böyle, yollar şöyle, böyle, bir yıl boyunca hep Türkiye ile kıyaslar. Bir yıl sonunda buradaki bazı şeylerin mantıklı olduğunu itiraf etmeye başlar. Ya işte aslında buradaki evler de fena değil, mantıklı gibi demeye başlar. Yaklaşık bunu kabullenmek 5 yıl sürer. 5 yıl sonunda ya bu adamlar bu işi biliyor demeye başlar millet. Yani o yüzden zaten bu adamlar süper güç. Adamlar teknolojiyi çok iyi bir şekilde kullanıyorlar. Ve her şeyi pratik yapmaya çalışıyorlar. Ucuz, pratik, hızlı yapmaya çalışıyorlar. Yani bu evin ahşap olması müthiş derecede olayı hızlandırıyor ve fiyatını ucuz, yani çok ciddi manada ucuzlatıyor. Yani belki yarı yarıya malzeme olarak, işçilik olarak diyor. Çünkü çok hızlı yapılıyor. Burada işçilik çok pahalı olduğu için, şimdi Türkiye'deki beton bir evden yapmaya kalksan, yani herhangi bir şöyle bir evi, şu an mesela şu ev bu standarttan, ahşaptan yaptığın zaman mesela 80-100 bin dolara mal ediyorsa işçilik ve malzeme dahil. Ama Türkiye mantığıyla yaparsan Amerika'da bunu, beton yap, işte çimento kullan, demir kullan falan filan, yani işçiliği zaten uçacaktır büyük ihtimal. Malzeme de uçacak. Çünkü çimento şudur budur, demir memur pahalı şeyler, yani ucuz şeyler değil. Yani 100 bine mal ettiğin şey belki, yani 150-200 binden fazlaya belki mal olacak toplamda. Ve bu kadar uzun sürmeyecek, yaşamayacak. Yani 110 yıllık evlerden bahsediyoruz biz burada, bakın. Şunların hepsi 110 yıllık evler. Hepsi. Yani söyleyebilir misiniz bu ev hani 110 yıl dır diyebileceğiniz var mı? En fazla 30-40 yıldır diyebilirsiniz evlere, ama 110 yaşında bu evler. Çok rahat şekilde 110 yıl yaşıyorlar. Adamlar teknolojiyi çok ciddi manada iyi kullanıyorlar. Yani hepsinin bir stratejisi var. Hepsinin bir önceliği var. Hangi materyali hangi şekilde kullanacaksın? Nerede kullanacaksın? Her tahta gidip her yerde kullanamazsın. Yatay zeminlerde kullanılan tahtalar var. Dikey zeminlerde kullanılanlar var. Evin içinde kullanılan tahtalar var. Dışında kullanılan var. Üzerine basılacak. Flooring için kullanılan tahtalar farklı. Yani bir sürü kategorileri var. Adamlar gerçekten sistemi kurmuşlar ve adamlar hani bu işi biliyorlar. Hani 10 küsur yıllık burada olan birisi olarak, hani bunu yaşayarak gördükten sonra bu işi bildiklerini görüyorsunuz. Tabii dediğim gibi, hani şimdi ilk videoyu izleyenlerin klasik yorumlar hep aynı. Hani ben de ilk geldiğimde aynı yorumları yapıyordum. Hani çok şu an yadırgamıyorum. Ya tahta ev mi olur? İşte duvarlar şitra küçücük, şu kadar işte ne derler? Alçıpan, yumruk vursan içerisine girer falan filan gibi sürekli hep bunları söylüyorsun, ama yaşadıkça ne kadar pratik, ne kadar zekice, adamların teknolojiyi çok iyi kullandığını gördükçe böyle o sonra demeye başlıyor. Yani bu adamlar bir sebebe binaen bu kadar güçlüler, süper güçler diyorsun. Evet arkadaşlar, bu biraz uzun bir video oldu. 20 dakikaya yakın oldu. Neyse, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.